Ya sen delirdin mi? Bunca yıllık kocaman ben senin. Sen gördün mü bugüne kadar benim dışarıda bir kadına baktığımı ha? Gördün mü? Yok. Nereden girdi peki bu senin aklına? Kim soktu bunu senin kafana? Neyin güvensizliğini yaşıyorsun sen Ayşe? Neyin güvensizliğini yaşıyorsun? Hadi aklına girdi böylemiş be. Eyvallah. Tamam. Ulan peki. Takip etmek, mekan basmak, kadına saldırmak da neyin nesi Ayşe? Çocuk musun sen? Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Şeytana uydum. Şeytan? Şeytan senin kafan Ayşe. Şeytan senin kafan. Şeytana uymuşmuş. Ulan bana bak. Aklını başına devşir Ayşe. Aklını başına devşir. Bu yaştan sonra böyle şeyler istemiyorum artık. Duydun mu beni? Ne oluyor baba ya? Sesin bütün evi inletiyor. Babacığım, ne oldu? Neye sinirlendiniz? Annenin saçmalıkları kızım. Ne olacak? Hadi anlat. Söyle bakayım bildiğin altı. Anne. Ben bir hata ettim kızım. Ne hatası etti ki? Yani kredi kartını falan mı patlattı? Ha, kredi kartı. Keşke mesele para olsa kız. Keşke mesele para olsa. Annen onu aldattığımı düşünüp peşime düşmüş. Takip etmiş. Bakanlıktan görevli bir yetkiliyle konuşurken mekanı bastı, masayı dağıttı, kadının saçını başını yoldu. Ne? Yok artık. Girme kız hani. Ay, tutamıyorum kendimi babacığım, kusura bakma. Gül gül. Gül tabii. Ne olacak? Güleriz ancak ağlanacak halimize. Kim veriyor bu akılları annene bilmem ki, kim veriyor? Annemin aklı kendine yeter babacığım. Yeter tabii kız. Gitti, milyonlar havalara uçtu. Gitti, ben nasıl toparlayacağım bu durumu? Ben nasıl toparlayacağım bu durumu? Ah. Özür dilersin, olur biter. Bak, duydunuz mu ne dedi? Duydunuz mu? Bir de akıl veriyor. Ayşe. Sen boz, ben idare edeyim. Sen yap, ben özür dileyim değil mi? Ne de güzel sıyrıldın işin içinden. Bir özür ha. İnanmıyorum anne sana ya. Hayretler içindeyim gerçekten. Uzun bir süre gözüme görünme Ayşe. Uzun bir süre. Aferin Meryem Hanım. Siz ateşe böyle körükle gidin. Babanızı yatıştıracağınıza ateşe böyle odun atın. Size de iyi malzeme çıktı yani. Yakmasaydın o ateşi. Bizim suçumuz mu? Meryem, sen de gitme annemin üstüne. Üzülmüş kadın, görmüyor musun? Neyse, ben bir kendime kahve yapayım. Ben nasıl affettireceğim şimdi kendimi ya? Bir süre gözüme görünme dedi. Anneciğim, babam şimdi kızgın. Kendine gelsin, o affeder seni, merak etme. Recep. Heh. Dikkatli kullan arabayı.
Tamam hanım, tamam. Dikkatli kullanırım. Çok yorma kendini. Sen de iyice çocuk ettin beni. İlk defa mı işe gidiyorum ben? İlk defa gitmiyorsun da en azından isteyen yerin yurdun belli. Şimdi öyle mi? Sen merak etme anneciğim. Ben babamı arar, arada yoklarım. Tamam o zaman. Arar arar, hiç merak etme. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. İyi bakın kendinize. Geç kızım, geç. Elinden gelse yanıma yolluk koyacak. Sanki uzun yola gidiyorum. İstanbul'da taksinin içinde dolaşıyorum. Hiç fena fikir değilmiş aslında baba. Yanına kek poğaça bir şey alsaydın keşke. Ne bileyim, belki tansiyonun düşer falan. Ha? Anasının kızı sen de. Ah, Tayfun da geldi. Günaydın. Günaydın oğlum. Nasıl geçti gece mesaisi? Kazasız belasız atlattık çok şükür. Ah çok şükür. Ver bakalım anahtarı, sıra bende. Hadi hayırlı işler abi. Sağ olasın. Babacığım, dikkatli kullan olur mu? Tamam kızım, tamam. Hadi çocuklar. Tayfun, sen niye benden habersiz babama böyle bir şey teklif ediyorsun? Ben çalışsın istemiyordum ki. Evde dinlensin istiyordum. Recep Baba, Yenaz seni kadar ben de iyi tanıyorum dünya. Durmazdı yerinde. İşsizliği gurur meselesi haline getirip olmadık işlere girer diye korktum. Böyle rahat. Hem işleyen demir pas tutmaz fena mı? Doğru diyorsun aslında. Çalışmadan duramazdı şimdi o. Ben hiç böyle düşünmemiştim, kusura bakma. Sen de biliyorsun. Ben Recep Baba'yı öz babam gibi sever sayarım. Ben onun iyiliğini düşünürüm. Sen hiç merak etme. Sağ ol. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Umut. Umut. Umut oğlum. Allah, nerede bu çocuk? Kızım hoş geldin. Ben de Umut geldi zannetmiştim. Gel gel, geç içeri gel. Umut yok mu? Yok, ben de şimdi uyandım. Baktım yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Öğreniriz şimdi neredeymiş. Umut, günaydın. Neredesin sen? Annene de haber vermeden çıkmışsın. Merak etmiş bak. Ben çıkarken uyuyordum, seslenmedim. Yani halledecek ufak bir işim vardı da onu halledip geleyim dedim. Ama biraz uzadı. Ufak bir işi varmış da onu halledip gelecekmiş. Ver sen telefonu bana. Ver ver ver. Onu bir kulağını çekeyim. Oğlum. Niye beni uyandırmadan çıkıp gidiyorsun böyle çocuğum? Nerede olduğunu da bilmiyorum. Anne çok yorgundun. Uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Kusura bakma. Bak yapma bir daha böyle. Çok meraklandırdın beni. Haklısın anne, haklısın. Bir daha yapmam. Söz. İyi tamam, hadi işini hallet, gel bekliyorum. Tamam. Alem çocuk. Ay kızım, kapıda kaldın sen de, gel gel, geç içeri. Geç. Bir çay demlerim, içeriz beraber. Hı? Gel Kazım, gel. Umut abi günaydın. Hayırdır, bir şey mi oldu? Bari başka bir yerde buluşsaydık. Bu kahveye her baktıkça üzülüyorum. İçimde fırtınalar kopuyor. Dur be Kazım, üzülme hemen. Ben seni hayırlı bir iş için çağırdım buraya. Sen şimdi izle aslında kopacak fırtınayı. Madem hayırlı dedin, söyle bakalım. Kazım, yeniden başlıyoruz. Neye? Kahveyi adam etmeye. Umut abi, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Vicdansız adam sattı ya kahveyi. Bari beni boşu boşuna çağırmasaydın. Oğlum Kazım, bir dur. Biliyoruz kahvenin satıldığını. Ben gittim, kahvenin yeni sahibiyle görüştüm. Tamam, anlaştık, kahvenin eskisi gibi bizde. Ne yaptın, ne yaptın?
Kiraladın mı? Allah! Umut abim aslansın be. Recep baba duyunca çok sevinecek. Bana bak. Kimseye bir şeyden bahsetmiyorsun, tamam mı? Sürpriz. Ha, tamam sürpriz. Umut abim be. Kralsın kral. İyi. Hadi bakalım git. Başla bir şeylerden. Toparla şuraları. Hadi. Ulan sizin yüzünüzden kahve başkasına gitti, başkasına. Elimizdeki bütün fırsatı kaçırdık. Tamam, tamam. Merak etmeyin. Umut yaralı evde yatıyor. Şu sıra yaptınız, yaptınız, tamam mı? Bak dikkatli olun ama. Umut eve tamamen döndüğünde daha rahat olacaksınız. Tamam. Hadi sakın bir açık vermeyin. Ergin Hanım. Günaydın. Günaydın. Araban hala servisteyse işe birlikte gidebiliriz. Yok, geldi benim arabam. Biz de zaten babamla gideceğiz. Belgin, bence birlikte gitseniz daha iyi olur. Benim de şantiyeye uğramam lazım. Toplantıyla alakalı son detayları konuşmuş olursunuz. Peki, o zaman benim arabamla gidelim mi? Olur. Yaralı haliyle iş peşinde koşturuyor. Hani ne gerek var? Yani beklesin iş. Bana söyleseydi en azından ben hallederdim bir şekilde. Seni de yormak istememiştir kızım. Vallahi kusura bakmayın da sizin bu oğlunuz da biraz inatçı yani. Kimseyi dinlemiyor. İnatçı az kalır. Keçi benim oğlum, keçi keçi. Tam bir kot kafa. Kusura bakmayın yani. Bizim orada öyle derler de ondan öyle ağzımdan çıktı birden. Yok niye, kusura bakayım kızım. Bazen ben de öyle derim onu kızdırmak için. Bizim komşulardan öğrendim. Hı. Nasılsın Bergin? Yani... Daha doğrusu hala kızgın mısın bana? Yok canım. Çoktan unuttum o konuyu ben. Sonuçta hem aile dostuyuz hem de iş ortağıyız. Birbirimizle iletişimde olmak zorundayız. Mecburiyetten yani. Ne diyebilirim Gökhan? Uzak durmaya çalıştığım halde başıma gelmeyen kalmadı. Araya mesafe koymak zorundayım. Her şeyi mahvettim. Her şey. Hem de kendi ellerimle. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben önüme bakıyorum. Bence sen de öyle yap. Bu arada Meryem nasıl? Bebek nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda. Yolunda. Bugün benim için çok yoğun bir gün. Bayağı dosyalara gömüleceğim. Siz ne alemdesiniz? Gökhan? Efendim? Niye cevap vermiyorsun? Ne oldu? Şu arkamızdaki motor bizi mi takip ediyor? Yok canım. Niye takip etsin ki?
Yola çıktığımızdan beri peşimizde. Ne yapıyor bu manyak ya? Belgin dikkat et. Ne Belgin. Yapıyor bu? Kaza yaptıracak bana. Araba. Araba. Belgin. Seni kaçıramam. Gelmedi görüyor musun? Hayır ilaç saatini de kaçıracak. Ay bari yanına al be oğlum. Yani ağrın da başlayacak şimdi. Kızım bir çay daha koyayım mı ben sana ha? Siz zahmet etmeyin lütfen ben koyarım. Yok sen misafirsin ver de. Lütfen uzaktan gelen misafir sizsiniz ama. Ben hallederim. Dünya. Düşmüş bu senin galiba. Bak burada bir küpe var. Bakayım mı? Evet benim. Ya çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız zarar dururdum herhalde ben bunu. Rica ederim. Tak da kaybolmasın. Ben çayları koyayım. Tamam. Tatlı bir kız. Ailesi belli ki iyi yetiştirmiş. Dur kaçma dur! Sırası mıydı be? Umut. Umut. Umut iyi misin? İyiyim. İyiyim Tayfun. Hayırdır ne oldu sana böyle? İyiyim yok bir şey. Olmaz öyle. Gel bir baktıralım hadi. İyiyim ben iyiyim. Gerek yok. Gel dedim hadi. Hadi kalk. Yavaş. Yavaş acele etme. Acele etme.
Belgin. Belgin iyi misin? Belgin iyi misin canım? Canım iyi misin? Belgin. Belgin. Bir şey yok hayatım. Bir şey yok gel. Tamam Belgin. 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 Belgin hayatımda mısın? Hayır. Hayır Belgin şimdi değil Belgin. Belgin şimdi değil. Hayır. Ambulansı arayacağım ben hak etmeyi. Hiçbir şeyin yok. Gelecekler şimdi Belgin. Belgin. İyiyim ben. Çıkar beni arabadan. Belgin ambulansı arayayım sağlık görevlileri gelsin. Yani ben şu an dokunamam sana. Gökhan iyiyim dedim. Çıkar. Tamam hayatım. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok ya. Kimse yok mu ya? Gökhan. Canım. Sen iyi misin? Ben iyiyim Belgin. Ben iyiyim. Sen iyisin ya. Ha. Ben şimdi daha da iyiyim Belgin. Ondan sonra ne oldu? Konu nasıl buralara geldi? Biz de anlamadık. Karun kadar zengin insanlar ama parmak kadar ciğerleri yok. Bizim de böyle birlik beraberliğimiz var işte. Şu küçücük mahalle bir oldu. Koskoca ustabaşlarla mücadele ediyor. İnanabiliyor musunuz? Umut Bey de geldi sonunda. Siz zahmet etmeyin ben açarım. Tamam. Kulağını da çek bizimkinin. Merak etmeyin. Sen miydin? Başka birini mi bekliyordunuz? Siz ikiniz birlikte miydiniz? Evet. Kerime teyzeyle sohbet ediyorduk. Siz tanışıyor musunuz? Dünyacığım sen de. Biz Umut'la çocukluktan beri beraberiz. Kerime teyzenin yemekleriyle büyüdük. Öyle gerçekten. İkisi de şu kadarcıktı. Kocaman oldular. Zaman su gibi akıp gidiyor. Çay içer misin? Yok almam. Umut nerede? Biz de bu sorunun cevabını o kadar merak ediyoruz ki. Ben uyurken çıkmış sabah. Sonra aradık geleceğim dedi ama hala ses seda yok. Allah Allah. Nerede ki bu? Sizin çayınızı tazeleyeyim mi? Çok sevinirim kızım. Sağ olasın. En azından pansuman yapıldı. O rahatlatır seni biraz. Eyvallah Tayfun. Teşekkür ederim. Ya önemli değil de bu yara hayırdır? Nerenin bıçak yarası? Önemli bir şey değil. Öyle görünmez bir kaza. Öyle diyorsan öyle olsun. Hadi gel. Eve kadar bırakayım seni. Düşünmen yeter Tayfun. Ben kendim giderim. Yahu ayakta zor duruyorsun. Neyin iyiydi bu? Hadi gel. Bırakayım işte. Tayfun. Dünya bende. Yani beni böyle görsün istemiyorum. Dünya benden güç aldığını görse ne olur ki? Sen daha iyi biliyorsun. Yani kolay şeyler yaşamadı. Hadi bir de beni böyle görüp kafasına beni takmasın. Dünya güçlü bir kızdır. Hem
Aynı zamanda yalnız da değil. Biz tüm mahalleli olarak onun yanındayız. Her zaman arkasındayız. Biliyorum Tayfun. Biliyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Ya inat etme de gel yürü beraber gidiyoruz hadi. Hadi. Hadi artık karı Allah'ın cezası herif. Ne oldu? Bir bıraksaydın da çalsaydı be kızım. Zevzekliğin sırası değil. Ne oldu diyorum. Belgin işi tamam mı? Çatma işi tamam. Da beklenmedik bir durum gelişti. Beklenmedik durum derken? Şanssızlık işte. Senin Gökhan'la arabadaymış. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya Gökhan arabadayken nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya tamam, sakin ol. İkisinin de durumu iyi. Burunlara bile kanamadı. Ben bana verilen görevi yaptım. Nereden bileceğim arabanın içinde kim olduğunu? Gidip onu kontrol edecek halim yok ya. Bana bak. Bir dahaki hamlen Gökhan'a zarar verirse karışmam. Bak anlaştığımız gibi. Senin hedefin Belgin. İyi tamam. Aptal herif. Tamam tamam. Herhangi bir gelişme olursa beni de haber görsünüz. Ah gel ortak. Hayırdır? Bir sorun mu var? Ne olacak Yusuf'u? Ne olacak? Şu avukat kızdan başka sorunumuz mu kaldı ki? Ne yapmış, ne etmiş, nereden bulmuşsa gitmiş bizim Ahmet'i bulmuş. Konuşturmak için de 40 takla atıyormuş. Ahmet? Hangi Ahmet? Ya yok mu şu bizim eskilerden ta Kalıbeler'den kalma bir taşeronumuz? O işte. Bu kız büyük oynuyor Tekin. Çok büyük taş atıyor. Çamuru üzerime büyük sıçrar diye de hiç düşünmüyor. Yangından sonra bir nebze olsa geri adım atar demiştim ama baksana daha beterinin peşindeymiş. E Umut bana bu konudan bahsetmedi. Ortak Umut'un Ahmet meselesinden haberi yok ki. Dikkate bile almamıştır çocuk. Peki neredeymiş şimdi Ahmet? Aynı. Huzur evinde. Gerçi belki de boşuna tedirgin oluyoruz. Adamda akıl falan kalmamış ki. Konuşsa yük mü yok? Küçük sinek mide bulandırır Tekin. Şimdi şansımız Ahmet'le karşılaşmış. Ya yarın aleyhimize konuşacak daha güçlü birisiyle karşılaşırsa? Var mı kafanda bir plan? Sineği ezeceğiz. Ezeceğiz ki daha fazla midemiz bulanmasın. Gökhan. Kaza aramızda kalsın olur mu? Evdekilerin boşuna telaşlanmasını istemiyorum. Emin misin? Evet. Bilmemeleri daha iyi. Belgin. Efendim? Seni kazada öyle baygın görünce ben çok kötü oldum. Yani sana bir şey olursa... Gökhan, Gökhan. İyiyim diyorum. Tamam. Sen de yol boyunca aynı şeyi tekrar edip durdun. İnat etme. Gel bir hastaneye gidelim. Ne yapıyorsun Gökhan Holding'in önünde? Hastanelik bir durumun yok. Ya bir hastaneye gitseydik. Şimdi rahat etseydik. Bak benim aklım sende kalacak Belgin. Aklım 5 dakika sonra başlayacak toplantıda olsun Gökhan. Geç kalıyoruz. Ya, Umut'u görmeyi diye geldim. Dünya kızımla tanıştım bu vesileyle. Mahallemizi biliyorsunuz artık. Bundan sonra daha sık gelirsiniz. Her zaman bekleriz. Mutlaka geleceğim. Ya Dünyacığım. Kerime teyzene tatlı bir insan değil mi? Biz çocukken de öyleydi. Umut'la uzaklara, gözden uzak yerlere gider oyun oynardık. Sonra ortaya çıktığımızda da Kerime teyzenin arkasına saklanırdık. Hey gidi günler hey. O zaman siz de Balıkesir'de yaşıyordunuz değil mi? Evet.
Balıkesir'den komşumuz. Umut! Umut! Oğlum ne oldu yine? Umut ne oldu? Yaran mı kanadı? Bakalım mı Tayfun? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şey yok. Sakin olun. Nasıl iyisin oğlum? İki bükülümsün. Anne iyiyim. Bir şeyim yok dedi. Ben hemen ambulansı arıyorum. Gamze hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben şöyle biraz otursam. Çabuk gel. Gel şuraya. Gel. Çocuğum bir bakacağım yarana. Annem iyiyim ben. Bir şey yok. Tamam sakin ol. Ya söylemiyorsun da oğlum ne olduğunu. Anne gerçekten iyiyim. Sıkıntı yok. Ben öğrenirim Kerime teyzeciğim. Merak etmeyin. Tayfun, bak görüyorsun değil mi? Yaylım ateşine tuttular beni. Söyledim sana getirme beni buraya diye. Hak ettin sen bunu. Ben hemen ılık bir su getiriyorum, pansumanını yenileyelim. Kızım dur. Baktırtmıyor da önce bir görelim bakalım pansumana ihtiyacı var mı? Ya aslında endişelenecek bir şey yok. Biz gelirken eczanede hallettik o pansuman işini. Ay Allah razı olsun oğlum senden. Ne demek anneciğim? Biz bu mahallede aynı çatı altındayız. Sağ olasın yavrum. Kerime teyzeciğim, bizim yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Yok kızım, sağ ol. Yoruldunuz siz de, teşekkür ederim. O zaman Tayfun, biz çıkalım. Daha fazla kalabalık yapmayalım. O zaman tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol Tayfun. Sağ olun çocuklar. Sen otur. Ben geçerim Kerime, görüşürüz. Peki. Ah oğlum, ah. Hani dikkat edecektin kendine ha? Annem, gerçekten iyiyim. Yok bir şeyim. Madem akıllanmaya niyeti yok bu küçük hanımın. Biz gerekeni yapacağız Yusuf. Elimizde başka çaremiz kalmadı. Ya. Merhaba. Ne oldu oğlum, hayırdır? Yüzün kağıt gibi. Yok bir şey baba ya. Öyle uykusuz kalmışım. Evde gayet iyiydin. Ya baba, beni boş ver de siz neyden konuşuyorsunuz? Neden bahsedebiliriz? Ha? İşi gücü bıraktık, bacak kadar bir avukatın peşinde koşturuyoruz. Allah Allah. Ne oldu? Neymiş son avukatı? Son avukatı bizim Ahmet'i bulmuş. Ahmet? Ahmet'i nereden bulmuş ya? Ahmet'i nereden bulduğunu harcayacak zamanımız yok. Ne bulduğunu öğrenmemiz lazım. Ve bir daha görüşmesini engellemek lazım. Gökhan. Bu iş sende oğlum. Ne kadar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsun. Yani Umut'un mahalleye taşınması konusunda hiçbir işe yaramadığı hakkında hepimiz hemfikiriz. Bu işleri hala ben yaptığıma göre. Umut'un artık mahalleyle bir alakası kalmadı. Bundan sonra tek sorumlu sensin. Ah Yusuf amcama. Keşke en başından yapsaydık şunu. Şimdi orada mahalle yerine toz bulutu vardı. Neyse. Geç olsun da güç olmasın. Hadi beyler, toplantıya geç kalıyoruz. Kerime teyze. Ya Gamze, gel kızım. Gel bir el at da hemen bir an önce toparlayalım şurayı, hadi. Ne yapıyorsun ki sen? Umut'un eşyalarını topluyorum kızım. Gidiyoruz, eve dönüyoruz. Oh ya, sonunda. Ben de ne zaman bitecek bu kabus diyordum. Böyle iş mi olur Kerime teyze? Ha? Ya ben işmiş anlamam artık kızım. Ya hiçbir şey benim çocuğumdan daha değerli değil. Yok mahalleyi ikna edecekmiş de, yok projeymiş de. Babamla Yusuf amca hallederdi zaten.
Allah korusun. Az daha benim çocuğum hayatından oluyordu. Yok yok, iş falan bitti bitti. Bitti. Yok işmiş. Çok haklısın Kerime teyzeciğim. Zaten yıllardır oğlunu hassetsin. Bir de bu mahalle meselesi çıktı başımıza. Hadi getir dolaptakileri de getir kızım. Ver elini. Ver ver ver. Doğru saati beklemedim herhalde. Aznark geldi. Acaba silip tekrar bir şey yapsam? Neyse bakalım. Nevriye. Ocakta yemek var. İki taşın kaynasın, altını kapatırsın. Sen nereye gidiyorsun anne? Nereye olacak? Borcunu ödemeye. Ya anne kahve de gitti zaten. Paraya ihtiyacımız var. Aferin kızım. Demek paraya ihtiyacımız olduğunu biliyorsun. Ama har vurup harman savururken hiç öyle demiyordun. Ya zaten benim elbiselerimi benden var sattın. Bir de parasına el koyuyorsun. Yazıklar olsun sana. Sanki parayı alıp kendi cebime atıyorum. Senin borcunu ödüyorum. Ay tamam anneciğim, hani ben öyle demek istemedim, özür dilerim. Sen parayı bana ver, ben Gamze'ye veririm. He oldu canım. Senin yalanlarla karnım tok benim. Umut'un yanındadır Gamze. Değilse de mahalleye gelince verir. Ama kendi elimle verir. Ben de o zaman yemeğin altını kapatmam. Yanar giderim burada. Aa çok korktum. Ben yemeğin altını kapatırım kızım. Sen yanma, yazık sana. Anne. Ne yapıyorsunuz siz? Eve dönüyoruz oğlum. Bu mahalleden ayrılıyoruz. Anneciğim bırakır mısınız eşyaları? Ne demek eve dönmek? Kerime teyze çok haklı. Bu mahallede başına gelmeyen kalmadı Umut. Anne, lütfen. Oğlum, bak ben söyleyecektim, Gamze daha önce davrandı. Ya sen burada az daha canından oluyordun oğlum. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Annene bunu mu reva görüyorsun Umut? Hem iş meselesini babamlar halleder. Anne biliyorum yaşadıkların kolay değil. Bu son olaylardan dolayı etkilendin. Evet ben sana bunları yaşattığım için de özür dilerim gerçekten. Ama bunların hiçbirinin mahalleyle ilgisi yok. Umut seni almadan şuradan şuraya gitmiyorum ben. Annem bak bütün bu olanların sorumlusu benim. Ama söz bundan sonra daha dikkatli olacağım. Zaten işlerim biter bitmez geleceğim eve. Oğlum baban da istiyor dönmeni. Bak çok kızacak sonra bize. Anneciğim sen hiç merak etme. Ben konuşacağım babamla. Tamam. İyi zaten beni dinlediğiniz mi var? Tamam tamam. Hadi sen de çok yoruldun. Hadi eve gidin. Beni de düşünüp hasta etme kendini. Hadi lütfen. Ancak bir şartla. Bana söz vereceksin oğlum. Lütfen dikkat et anneciğim kendine. Söz mü? Söz. Umut sözü. Söz verdin han. Tamam. Hadi. Ben de seni geçireyim Kerime teyzeciğim. İyi hadi bakalım. Sen merak etme Kerime teyze. Ben Umut'la yeniden konuşacağım eve dönme meselesini. Sağ ol kızım. Beni habersiz bırakma lütfen. Hadi Allah'a emanet ol. Merhaba kızım. Merhaba Ayfer teyze. Bunu sana getirdim yavrum. Buyur. Ne ki bu? Borcumuz vardı ya hani. Biraz gecikti, kusura bakma. Kalanını en kısa sürede tamamlarız. Al yavrum. Ya ben anlamadım. Sizin bana ne borcunuz vardı ki? Hani Nevren'in yaptığı bir hata vardı ya. Hani hasta çocuğun parasını almıştı. Sağ olasın. Sana demiştim. Al yavrum. Al. Al.
Teşekkürler de acelesi yoktu. Ben teşekkür ediyorum. Nevriye Hanım'a tekrar özür diliyorum senden. Önemli değil. Ailecek antika bunlar ya. Kimin adamısınız? Ne işiniz var mahallede? Bilmediğim bir şeyler karıştırıyorlar. Geç olmadan öğrenmem lazım.